4 tam 1 bölü 4 eksi 2 tam 2 bölü 4. Evet bu işlemi yapmaya ne dersiniz? Hatta her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeyi deneyin. İşe bunu farklı bir şekilde yazarak başlamak istiyorum. 4 tam 1 bölü 4'ü bu şekilde, 2 tam 2 bölü 4'ü de bu şekilde tam altına yazalım. İşlemi bu şekilde yazdığınızda tam sayılı kesirlerin tam sayı ve kesir kısımlarını ayrı ayrı değerlendirebilirsiniz. Şu anda 1 bölü 4 eksi 2 bölü 4 işlemini nasıl yapabileceğinizi düşünüyor olabilirsiniz. 2 bölü 4, 1 bölü 4'ten büyük olduğu için bu işlemin bu şekilde yapılmayacağı sonucuna ulaşmış da olabilirsiniz. Ama bu noktada gruplama yöntemi yardımımıza koşacak. Unutmayın işlem bir. 1 bölü 4 eksi 2 bölü 4 değil. 4 tam 1 bölü 4 eksi 2 tam 2 bölü 4. O halde 4 tane birlik alarak kesre verebiliriz. Ne demek istediğimi hemen açıklayayım. Bakın 4 yerine 3 tam 4 bölü 4 yazacağız. 4 bölü 4 artı 1 bölü 4, 5 bölü 4 eder. Bunu yapınca işlemde 3 tam 5 bölü 4 eksi 2 tam 2 bölü 4'e dönüştü. Peki bunun faydası nedir? 5 bölü 4, 2 bölü 4'ten büyük olduğu için çıkarma işlemini yaparken zorlanmayacağız. 5 bölü 4 eksi 2 bölü 4, 3 bölü 4 eder öyle değil mi? 3 eksi 2 de 1 çıkarma işleminin sonucu neymiş? 1 tam 3 bölü 4. İşlemi 4 eksi 2 artı 1 bölü 4 eksi 2 bölü 4 olarak da yazabilirdik. 1 bölü 4 eksi 2 bölü 4 bizi yine zorlayacak. Aynen burada olduğu gibi. Bunun için 4'ten yine bir birlik alacağız. 4 yerine 3 artı 4 bölü 4 yazacağız. İşlemin devamını da yazayım. Eksi 2 artı 1 bölü 4. Eksi 2 bölü 4. 4 bölü 4 artı 1 bölü 4, 5 bölü 4 eder. Bir daha yazayım. 3 eksi 2 artı 1 bölü 4 artı 4 bölü 4'ten 5 bölü 4 eksi 2 bölü 4. Aynen buradaki gibi görüyorsunuz değil mi? 3 tam 5 bölü 4. 3 eksi 2 burada da eksi 2 var ve eksi 2 bölü 4. Evet işte o da burada. 3 eksi 2 1 eder. 5 bölü 4 eksi 2 bölü 4 de 3 bölü 4.